Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu OGM Materyal ve Mobil Soru Bankası 9. sınıf matematik denklemler ve eşitsizlikler test 27 olacak. MEP yetkililerine teşekkür ediyoruz peşinen. MEP kazanım kavrama testlerinde konu anlatımlarını çok detaylı yapıyorum arkadaşlar. Onlara bakmayı ihmal etmeyin. Burada daha çok soruların çözümlerine ağırlık vereceğiz. Birinci soru şöyle diyor. Bir markette etiket fiyatları KDV'siz olan bazı ürünlere uygulanan KDV oranları yukarıda tabloda verilmiştir. %1, %8, %18. Unlu mamuller, gıda ürünleri, bitki çayları. Bu marketten etiket fiyatı 2 lira olan ekmekten 5 tane, kilosu 20 lira olan peynirden 1 kilo ve paketi 5 lira olan ıhlamur çayından 3 paket alan bir kişi kaç lira ödeme yapmıştır? Hop, şurada da şıkları görelim. Oo, ondalıklı ondalıklı. Demek ki ondalıklılara hakim miyiz, doğru soruluyor. Ne ya? Sevgili arkadaşlar, öncelikle tutarları bir görelim KDV'siz. Etiket fiyatı 2 lira olan ekmekten 5 tane alırsam 10 lira ekmek yapar. Kilosu 20 lira olan peynirden 1 kilo alırsam 20 lira peynir yapar. Paketi 5 lira olan ıhlamur çayından 3 paket alırsam da toplam 15 lira çay parası tutar. Ihlamur çayı. Şimdi KDV oranlarımızı bulalım arkadaşlar. Normalde benim KDV'siz bu ürünleri ödeyeceğim para ne kadar? 30-45 lira. KDV'leri ne kadar acaba? %1 diyor sevgili arkadaşlar. %1. Onu %1 ile çarpmalıyım. %8 diyor. 20'yi %8 ile çarpmalıyım. %18 diyor. 15'i %18 ile çarpmalıyım. Ben genelde böyle durumlarda hemen şu yukarıları çarparım, 100'e bölerim. Çok kolay oluyor. Hop hop böldüğümde bak ne oluyor? 1/10. 0.1 lira buradan geldi KDV oranı. Sıfırları yolcu ettim. 16/10 görüyorum. 2 × 8. 16/10 1.6 lira yapar. Şimdi burada dikkat. Sevgili arkadaşlar, ben 15 ile bir sayıyı şöyle çarparım. Önce 10 katını alırım. 180'dir. 5 katı da 10 katının yarısıdır. Yani 180, 90'dır. Toplarım 270. Şu iki arkadaşın çarpımı 270. 100'e bölersem de kendileri de 2.7 lira yapar. Hop, topla bunları, şimdi ne kadar oldu? Virgüller alt alta gelmeli. Ondalıklı sayılarda toplamanın triği budur arkadaşlar. Püf noktası 7, 7, 14. Elde var 1. Hop, 1, 4 etti. 4.4 lirada KDV'ler var. Toplamda ne kadar oldu? 49.4 lira oldu arkadaşlar. 49.4'ü de C şıkkında görüyorum. Büyük bir keyifle işaretleyip yolumuza devam ediyoruz. Bir sayının %1'i, %8'i, %18'i o sayının bu değerlerle çarpımıyla bulunur arkadaşlar. Ondalıklı sayılarda da toplama yaparken virgüller hep alt alta gelmelidir. Tam sayılar alt alta, ondalıklı kısımlar alt alta. 2. Bir aile 35 lira su, 120 lira elektrik ve 80 lira telefon faturası ödüyor. 35, 120 ve 80 lira. Bu faturalar ödenen toplam miktar ailenin aylık gelirinin 1/6'sı olduğuna göre ailenin aylık geliri ne kadardır? Toplayalım. 235 lira. Sevgili arkadaşlar, 235 lira giderim var. Bu 1/6'ymış. Hemen arkadaşlarım söyler. Hocam 235'i 6 ile çarparım. Sevgili arkadaşlar, neden böyle yapıyoruz onu da ben size göstereyim. Bakın, 6 eşit parçaya böldüm. 6'da 1'i demek şurası demek. Bu kadarlık kısım 235 lira. Bak bundan kaç tane var? 6 tane var. Ben tamamını istiyorum. O yüzden 6 ile çarpıyorum. 6 kere 5 30, elde var 3. Hop, 1, 2 elde 1410 lira oldu. Çarpma, toplama, bölme problemi gibi olmuş. A dedik, 2'ye de A deyip 3 ile devam ettik. Ürünlerin etiket fiyatının maliyet fiyatı üzerinden %60 kar ile belirleyen bir mağaza sezon sonunda bu ürünlerine etiket fiyatı üzerinden %50 indirim yapmıştır. Buna göre sezon sonunda satılan ürünlerde yüzde kaç zarar etmiştir? Ne düşüneceğim? Sevgili arkadaşlar, benim maliyetim böyle yüzdeler sorulduğunda ben hemen 100 lirayı koyarım. 100 lirayken %60 kar ne demek? 60 lira daha kar getir. 160 liraya satıyormuşum.
Daha sonra sezon sonunda artık ürün yeterince kâr ettiğini düşünmüş demek ki vatandaş. Ne yapıyor? %50 indirim yapıyor. %50 indirim ne demek? Yarısını indiriyor. Yarısı 80 lira. İndirdim, hop, artık 80 liraya satar hale geldim. Maliyetim ne kadardı? 100 liraydı. Aradaki fark 20 lira. 20 lira 100 liranın yüzde kaçıdır? Kendi üzerinde zaten %20'sidir arkadaşlar. Güzel. 100 lirayı 160 liraya satıyordum. %50 indirim yaptım. 80 liraya indirdim. Maliyetim 100 liraydı. 20 lira zarara satıyorum. %20. C dedik ona da. 4. Tabii yeterince kâr ettikten sonra böyle indirimler yapılabilir. Lömbürdenek yapılmaz. Bebeklere tek seferde verilen ilacın bir ölçeğinin süspansiyon hacmi mililitre olarak vücut kütlesiyle doğru orantılıdır. Enteresan bir bilgi. Kütlesi 5600 gram. Bilin bakalım ne kadar olur? 5600 gram. 5 kilo 600 gramdır bebek. Güzel. Olan bir bebeğe 2.1 mililitre süspansiyon verildiğine göre kütlesi 808 kilogram. Bak, iyi ki söylemişim. 8 kilogram ne kadar? 8000 gram. Olan bebeğe kaç mililitre süspansiyon verilmelidir? Bak, iyi ki de böyle yazmışım. Oran orantı. 5600 gramlığa bu kadar veriyorsam 8000'e ne kadar vermeliyim? Hop, oran orantı. Çarp çur. X nedir arkadaşlar? 2.1 çarpı 8000 bölü 5600. Maharetlerimi konuşturacağım. Önce şu sıfırlardan bir kurtulalım. 2-0 kurtuldum. Bak şu sıfırı da şunu 21 yaparak kullan. 2.1 ya sevmeyiz. Şöyle olur. 21 çarpı 8 ile 2.1 çarpı 80 aynı şeyler. Bölü 56. Sadeleştirmeleri burada yapalım. Şu arkadaş 8'e hemen bölündüğünü gördüm. 7. 21'de 7'ye böldüm. Hop, buyur sana 3 mililitre. Neredesin? D şıkkındasın. Anlaştık. 4 işlem konusundaki becerilerimiz sorgulanmış. 5 ile devam ediyoruz. Bir ailenin aylık geliri 2400 lira. Güzel. Bu ailenin gelirinin 1/6'sını mutfak masraflarına, 1/4'ünü kiraya ve kalan paranın da yarısını çocuk okul masraflarına harcadığına göre bu ailenin geliri geriye kaç lirası kalır? Arkadaşlar 1/6'sı mutfak, 1/4'ü kira. 1/6 nedir? 6'da 1'i. Böl 6'ya, hop, 400 lira mutfağa gitti. 1/4'ü böl 4'e, 600 lira da sevgili arkadaşlar kiraya gitti. Toplam 1000 lira harcadık. Geriye kaç lira kalır arkadaşlar? 1400 lira kalır. Ve diyor ki kalanın yarısını da çocuğun okul masraflarına veriyoruz. Yarısına kadar 700 lira, onu da harcadık. Kaldı mı bize 700 lira helalinden? Teşekkür ediyoruz. Hem geriye kalan 700 lira hem de okul masraflarımız 700 lira. Bu ailenin geriye kalan kaç lirası kalmıştır? 700 lira dedik. C'yi işaretledik. 6 ile devam. Tebligat tarihinden sonra 15 gün içinde ödenen trafik cezalarında %25 indirim uygulanmaktadır. Ben çok iyi biliyorum. Zamanında ödedim arkadaşlar. Kimse trafik cezası yemesin. Ama erken ödeyince de %25 indirim fena değil yani. %25 nedir? Bak yazıyorum. %25. Hop, 1/4'tür. 1/4 oranında indirim yapılır. Geriye 1/4'ünü ödemiş olursun. %75'ini yani. Bu kıvraklıkları da öğrenin lütfen. 180 lira trafik cezası gelen bir kişi bu cezayı tebligat tarihinden 15 gün içinde öderse ödeyeceği tutar kaç lira olur? Bakın 180 liranın, yine uzun uzun yazalım, %25'ini bulacağım. Hop hop, 1/4. 180'i de 4'e böl. Hop, bu da 45 lira yapar. İndirim 45 lira. 180 liradan da 45'i çıkartırsam geriye 135 lira kalır arkadaşlar. 135'i işaretler B olarak, 7'yi de çağırırım. 7. soru da şöyle der bana. Bir öğretmenin brüt maaşından %20 gelir vergisi, %3 emekli sandığı ve %1.2 vergiler için kesintiler yapıldığında net maaşı 3411 lira olmaktadır. Buna göre öğretmenin brüt maaşı ne kadardır? Sevgili arkadaşlar, burada hareket etmem gereken bu acaba yüzde kaç?
Yüzde kaç ne kadar? Hop. İndirimlere bak toplam. %24 nokta indirim yapılmış. Geriye ne kadarı kalır? %75.8'i kalır değil mi? Güzel. Sevgili arkadaşlar %75.8'i 3411 liraysa %100'ü kaç liradır dersin? Bu işi çözersin. 3411 çarpı 100 bölü 75.8 dersin x'e. Bütün yapacağın bu. Hop şu 100 çok yakışıklı duruyor. Bozmayalım onu. 3411'i 75.8'e bölersen ya da virgüllü bölmeyi bilmiyorum hocam dersen ikisini onunla çarp. 34.110'u 758'e bölersin. Sonuçta da arkadaşlar bu arkadaşı 45.2 45 bulursun. Yok 4.5 45 bulursun. 45 kere vardır bunun içinde. 45'i de 100 ile çarparsın. 4500 lira dersin. Hocam nasıl buldun? Emek harcadık arkadaşlar. 4 kere olduğu çok açık. 750 olsaydı 4 ile çarpsam 3000 yapardı. 4 kere olduğu açık. Geriye kalanında da 5 tane kalıyor. Hop 45 çarpı 100 4500 lira etti. Bölme işlemlerini de yapmayalım artık ekranda. Motorlu taşıtlar vergisi 2 eşit taksitte Ocak ve Temmuz ayında ödenmektedir. Bu taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde ilk borca her ay için %2,5 sabit gecikme faizi. Her ay %2,5 ödüyoruz arkadaşlar. Yıllık 800 lira olan ödeme yapması gereken Kemal Bey her iki taksitte Ağustos ayında ödediğine göre kaç lira ödemesi gerekir? Arkadaşlar Ocak'ta ve Temmuz'da ben ne kadar ödemeliyim? 400 ve 400 ödemeliyim. Ama ne zaman ödemişim? Ağustos'ta. Bu ne kadar gecikmiş? 1 ay. Bu ne kadar gecikmiş? 7 ay. Nasıl hemen buldum? Zaten Ocak'la Temmuz arasında 6 ay var. Burada 1 ay geciktiyse burada 7 ay gecikir. Sevgili arkadaşlar toplamda 8 ay gecikmem var. Değil mi? Çünkü bak bu 7 ay gecikmiş, bu da 1 ay. Toplam 8 aylık ceza ödeyeceğim. Bunu nasıl hesaplayayım? Şöyle hesaplıyorum sevgili arkadaşlar. %2,5'una bakalım. 400 liranın %2,5'u. Hop 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 hop. 4 ile 2,5'u çarp. 10 lira. Sevgili arkadaşlar sabit dediği için sabit gecikme zammı. Her ay 10 lira gecikme zammı geliyor. Bu arkadaş 7 ay boyunca 10 lira 10 lira 70 lira birikiyor. Bu arkadaş da 1 ay 10 lira birikiyor. Toplamda 80 lira ceza var. Zaten ödemem gereken 400'dü. Kaç para ödeme yapmış olur? 80 artı 800. 880 lira ödeme yapmış olur. Bunu da B şıkkında görüyor. Haydi devam edelim. 9'da. Bir faturanın aylık gecikme cezası fatura tutarının %2'sidir. 35 lira tutarındaki faturayı ödeme tarihinden ödemeyen bir kişi bir sonraki ay gelen aynı tutardaki ikinci fatura ile birlikte toplam kaç lira öder? 35 lira gelmişti. Şimdi bu ayda 35 lira geldi. Bu ay ödeyeceğim. Buna zam yok. Ama bir ayda kaç geliyor arkadaşlar? %2. 35'in %2'si. Bunu da şöyle kolay hesaplarım. 35 ile 2'yi çarparım. 70 bölü 100. Hop hop 7 bölü 10 nedir? 0.7 liradır. Arkadaşlar ceza bu kadar. 0.7 lira 70 kuruş. Zaten faturalım 35 70 lira. Bir de 0.7 lira gecikme zammı var. 70.7 lira öderim. Bunu da D şıkkında görüyorum. Haydi bismillah onunla testi nihayetlendirelim. Emlak vergisi kişinin sahip olduğu evin değerinin binde biri. Arsanın ise binde üçüdür. Buna göre diyore 120 bin lira değerindeki ev ve 210 bin lira Allah herkese nasip etsin arkadaşlar. Arsası olan
Ali Bey'in ödeyeceği toplam emlak vergisi ne kadardır? İnşallah herkesin bu kadar malı olur da bu kadar da devlete vergi verir. Yolsu olarak, elektrik olarak da döner. Arkadaşlar binde bir. Hop, binde bir. Bu arkadaşın da binde üçünü hesaplayacağım. Değil mi? Bak binde üç, binde bir. Nasıl yapıyorum? Bak 1, 2, 3 tane sıfırı yolla. 1, 2, 3. Hop ne kaldı? Bu arkadaş 120 lira ev için. Bu arkadaş da binde 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 sıfırı yolladım. 210'u 3 ile çarpmayı da unutma. 630 lira da buraya ödedik. Emlak vergisi ve arsa ne diyeyim? Emlak. Yani onun ikisi de emlakmış demek ki. Topladım arkadaşlar. 750 lira olduğunu gördüm. Neredeyse 1000 lira olacakmış. Hayırlı uğurlu olsun kendilerine. Buna da dedik arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.